Hepinize merhaba arkadaşlar. Video başlamadan önce size bir hatırlatmada bulunacağım. 8 aydır bu kanalda tarih videosu yapıyorum. 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1000 aboneye ulaştım. Abone olan herkese teşekkür ederim. Ancak maalesef ki videolarımda izlemeler çok düşük. Lütfen elinizden geldiğince videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Katip Çelebi, Şubat 1609'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah'tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyaset adamlarının yetiştiği Endorun kurumunda eğitim görerek yetişmiş bir askerdir. Katip Çelebi'nin asıl adı Mustafa bin Abdullah'tır. Ordu katipliğinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Katip Çelebi lakabı ile tanındı. Diğer lakabı ise Hacı Halife'dir. Hacca gittiği ve uzman memur olduğundan ötürü bu lakap ile de anılmıştır. 6 yaşına geldiğinde ilk eğitimini almak için babası tarafından görevlendirilen İmam İsa Halife El-Kırımi'den Kur'an-ı Kerim okumayı, tecvid kurallarından Mukaddime-i Cezeriye'yi ve namazın şartlarını öğrendi. Devrin adeti üzerine öğrendiklerini Mesih Paşa Darül Kurrası'nda ezbere dinletti. Zekeriya Ali İbrahim Efendi ile Nefeszade'den ders gördü. Kur'an'ı yarısına kadar ezberleyerek aynı Darül Kurra'da okudu. İlyas Hoca'dan tasrif ve avamil öğrendi. Böğrü Ahmet Çelebi adlı hattattan yazı dersleri aldı. 14 yaşına geldiğinde babasının aylığından 14 dirhem harçlık bağlanılarak babasının yanında Anadolu Muhasebesi kaleminde şakirt, yani bugünkü tabirle çırak olarak devlet görevine başladı. Kalemdeki uzman memurların birinden hesap ve muhasebe sistemini, erkam adlı verilen yazışma kurallarını ve dönemin devlet belgelerinde kullanılan siyakat yazısını öğrendi. 1624 yılında Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırmak amacıyla hazırlanan ordunun defterini tutan birimde yer alarak babası ile birlikte Tercan seferine katıldı. Kayseri yakınlarında Abaza Mehmet Paşa birlikleriyle yapılan savaşa tanıklık etti. Eseri Fezleke'de bu seferin ayrıntılarını ve anılarını bildirmektedir. Ordu ile birlikte Musul'a geldiklerinde babası vefat etti ve Cami-i Kebir mezarlığına defnedildi. Babasının vefatından sonra aynı sefer kuvvetinde görev yaptıkları amcası da Nusaybin Cerrahlı bölgesinde öldü. Katip Çelebi bunun üzerine orduda görev yapan başka bir akrabasıyla birlikte Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da kaldığı sırada babasının arkadaşlarından Mehmet Halife adlı bir yüksek bürokrat tarafından süvari mukabelesine tayin edilerek İstanbul'a döndü. Burada Kadızade'nin derslerini takip etmeye başladı. Katip Çelebi 1630 yılında Hüsrev Paşa'nın maiyetinde bulunarak Hamedan ve Bağdat seferine katıldı. Bu seferle ilgili olarak Cihan Nüma'da ve Fezleke'de uğradığı şehir ve bölgeler ile ordu tarafından ele geçirilen şehir, kale ve menzillerin bilgilerini vermektedir. Bağdat kuşatmasında ordunun defterini tuttu. Seferden sonra tekrar İstanbul'a dönerek Kadızade'nin derslerine katıldı. Bu zaman aralığında Kadızade'den tefsir, İhya-i Ulum, Şerhi Mevakıf ve Dürer okudu. 1633-1635 yılları arasında Halep seferinde
hacca gitme fırsatı buldu. Çatışma ve sefer olmadığı zamanlarda Halep'te kitapçıları ve kütüphaneleri gezerek ileride yazacağı büyük eseri Keşfe Zümmun An Esami El Kutub Vel Funun için biyografik ve bibliografik temeli teşkil edecek notları hazırlamaya başladı. Halep seferi yıllarında sahaflarda kitap toplayıp elde ettiği hazineyi okuyarak kendini geliştirdi. Dönüşte bir kış Diyarbakır'da kalıp orada bilgin ve aydınlarla görüştü. 1635 yılında Sultan 4. Murat ile Revan seferine katıldı. 10 yıl kadar çeşitli savaşlarda bulunduktan sonra İstanbul'a döndü ve çeşitli alanlardaki bilimlerle uğraşır oldu. Araç Mustafa Efendi, Ayasofya dersiyamı yani öğretim görevlisi olan Abdullah Efendi ve Süleymaniye dersiyamı Mehmet Efendi'den ders aldı. Araç Mustafa Efendi'yi kendisine üstad edindi. Bir yandan kendisi öğrenirken diğer yandan birçok öğrenciye ders verdi. 1645 yılında Cirit seferine katılması sayesinde haritaların nasıl yapıldığını inceleme fırsatı buldu ve bu konuyla ilgili eserlerde çizilen haritaları gördü. Bu arada görevinden ayrılarak 3 yıl devlette çalışmadı. Bu 3 yıl içinde kim öğrencilere çeşitli konularda dersler verdi. Bu zaman içinde sık sık hastalandığı için tedavi çareleri bulmak amacıyla çeşitli tıp kitapları okudu. Pek çok eserini bu yıllarda yazmıştır. Katip Çelebi 6 Ekim 1657 yılında İstanbul'da vefat etti. Mezarı vefadan Unkapanı'ndaki Unkapanı Köprüsü'ne inen büyük caddenin sağ kenarındadır. Katip Çelebi çalışkan, iyi huylu, vakarlı, az konuşan, çok okuyan ve çok yazan biri olarak bilinir. Arapça ve Farsça'nın yanında Latince'yi de bilirdi. Osmanlı Devleti'nde Batı bilimleriyle fazla ilgilenen ve bu bilimleri Doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentezini yapan ilk Türk bilim adamlarından biridir. UNESCO tarafından doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2009 yılında Katip Çelebi yılı ilan edilmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Buna benzer daha fazla videonun gelmesi için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.